Sanki ilk baktığım gözlerdi gözlerin. Duyduğum en güzel şarkı sesin. Sabah uyanmak artık başka, çok başka. Çünkü sabahlar artık senle, hep senle. Nerede, nerede, nerede? Her şey senle, ilk aşk belki senle. Senle, senle, karışmak güzel senle. Her şey senle, hayaller güzel senle. Senle, senle, hep senle. Her şey senle, ilk aşk belki senle. Senle, senle, karışmak güzel senle. Her şey senle, hayaller güzel senle. Senle, senle, karışmak güzel. Her şeyimiz hazır değil mi Emine? Hazır hazır, merak etmeyin siz. Ay, babamı misafirine karşı mahcup etmeyelim de. Yok canım. Nasıl biriymiş Meltem Hanım? Vallahi bilmiyorum yani. İnşallah artık akıllanmıştır da düzgün birini bulmuştur. Aman aman. Gene böyle Şermin Hanım gibi sosyetik birini bulup gelmesin de. Yok, hiç sanmam. Yani Şermin Hanım zamanından kalma borçlarını hala ödüyor. Ne demişler? Ayağını emekli maaşına göre uzat demişler. Canım, babam Şermin Hanım zamanında lale devri yaşadı. Neyse, inşallah böyle huyu huyuna, suyu suyuna birini bulur gelir. Ay, inşallah, inşallah. Çok da merak ediyorum ha. Ay, tamam, ben keki ya, keki unuttum. Çabuk, bak yanık kokacak ev, çabuk. Ters de koydu bunları, ay Allah'ım. Üzülme pek ya, sana başka iş mi yok? Ya, öyle deme Semih. Benim bu işe çok ihtiyacım vardı. Ne yapacağım şimdi ben? Of ya. Ya tamam, sen sakin ol. Bakarız bir şeyler, buluruz çaresini. Sağ ol Semih ama sen de git işine bak. Yoksa işsiz kalacaksın. Doğru. Ben bakıp hemen geleceğim. Şişt, Semih, ne oluyor? Abi sorma ya, İpeği işten çıkartmışlar. Ah. Ayrıca biliyorsunuz kız buradan kazandığı parayla okuyordu. Hadi ya, çok üzüldüm. İpek, geçmiş olsun. Sağ olun arkadaşlar. Ya ben ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ya bulunur ya bir yolu. Kızın haline bak, perişan olmuş. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş gördük. Aa, alo. Heh. Unutmadan söyleyeyim. Babam birkaç gün burada kalacak. İyi, kalsın. Evde tesisat bozulmuş da buz gibiymiş, gel burada kal dedim. İyi, tamam. Vay, şov yapmışız ha. Misafirler gelmeden sakın bir şeye dokunayım deme. Canım sen de abartma. İngiliz kraliyet ailesi gelmiyor sonuçta. Babanın hanım arkadaşı geliyor. Olabilir Haluk. Misafir gelmeden masaya dokunamazsın. Bir tane alsam ne olacak? Olmaz. Çünkü sen alırsan Emre görür, o da bir tane alır. Sonra Duygu gelir, o da bir tane alır. Masanın düzeni bozulur. Olmaz. Ya bir tane alamayacak mıyım? Hayır Haluk. Tabii ki almayacaksın. Misafir gelecek Haluk. Dokunma. Ya bir şey soracağım. Hah. Yani alt tarafı sofra hazırlamışsın ama sen böyle Mona Lisa'yı yapmış gibi davranıyorsun. Sanki böyle tuval kurmadan böyle dokunmaya çalışıyormuşum gibi davranıyorsun. Niye sinirlendiriyorsun şimdi beni? Zaten gerginim, babam gelecek birazdan. Niye yani? Nasıl biriymiş peki? Ah, bir bilsem. Söylemedi ki bir şey. Bir arkadaşımla sizi ziyarete geleceğim dedi. İnşallah bir önceki hanım arkadaş gibi sosyetik değildir. Bir yıl borçlarını ödeyecek çünkü. Yok Şermin Hanım. Yok yok yok. Akıllanmıştır. Yok. İnşallah. Yok. İnşallah. Ne zaman gelecekler? Ne bileyim, gelirler herhalde birazdan. Merak ettim ha. Ben de. Ben bir mutfağa bakayım. Hani son eksik bir şey kalmış mı? Belki bir şey unutmuşuzdur. Geleyim. Masaya sakın dokunma. Yok yok, tamam. Sen işine bak ya, tamam. Bak hepsi sayılı ona göre. Ne demek, oturdun saydın mı? Evet saydım. Şu anda masanın topografik yapısını ezbere biliyorum. Sakın dokunma.
Ya bir şey yapmayacağım ki. Yani böyle kolonlara falan dokunmayacağım. Böyle hafif rötuşlar yapabilirim. Böyle restorasyon. Ben de onu fark ederim Haluk. Hayır. İyi tamam, tamam. Hadi git sen işine bak. Ya sen burada durursan ben gidip işimi yapamam ya, tamam, ki. Bak tamam, işimden hadi. Kalıyorum Haluk. Tamam, hadi tamam. Git şu tarafa. Gözüm üstünde bak. Tamam, tamam. Hadi sen işine bak. Kolay gelsin Haluk Bey. Sağ ol. Ne yapıyorsunuz öyle? Bir şey yapmıyorum ya, böyle hani masayı güzel kurmuşsunuz falan öyle bakıyor. Şimdi bahçeye çıkacak. Yani. Yemezler Haluk Bey, yemezler. Meltem Hanım beni nöbetçi olarak gönderdi başınıza. Aa, başıma nöbetçi dikti demek. İyice abarttınız ha. Ne yapalım canım? Kemal amcanın hanım arkadaşı oldu muydu? Çok hassaslaşıyor Meltem Hanım. Sabahtan beri de canımız çıktı. Lütfen sofradakiler dokunmayın. Ama böyle orantısız lezzet kullanmışsınız. Böyle Halil İbrahim sofrası gibi sofra kurmuşsunuz. Dokunamıyoruz. Şöyle bir tane alsam haber olmaz ki. Olmaz Haluk Bey. Söz verdim Meltem Hanım'a dokundurtma. Olmaz. Bir tane alsam nereden haber olacak? Ben de. Meltem Hanım! Hayırdır ya? Niye suratlarımız asık? Ya İpek'e canımız sıkıldı. Ne olmuş ki İpek? Ne olacak? Kızı işten atmışlar. Buradan kazandığı parayla okul ihtiyaçlarını gideriyordu. Ay ne diyorsunuz ya? Ay nasıl olmuş ya? Vallahi öyle. Kızın bu işe çok ihtiyacı vardı ya. Evet ya. Bana da söylemişti. Ailesi şehir dışında olduğu için hem çalışıp hem okuyordu. Bak çok üzüldüm şimdi ya. Ya bir şey yapamaz mıyız ki acaba? Ne yapabiliriz ki? Ne yapacağız? Ona bir iş bulabiliriz. Evet. Çok iyi fikir. Hakikaten ona iş bulabiliriz. Ama nerede? Kardo, benim bir fikrim geldi. Ne geldi? İpek Taşfırın'ı da işe sokacağız. Süper. Hem geçen gün Gönül ablalar konuşuyordu bahçede. Sizin de bir garsona falan ihtiyacınız varmış herhalde. Aynen öyle ya. Aynen öyle. Taş fırının garsona ihtiyacı var. Çak diyor. Süper fikir. Gönül ablayla konuş. Belki işe alırlar İpek'i. O zaman ben hemen gidip Gönül ablayla konuşayım. Dur Kardo. Ben de geliyorum. Senin ikna kabiliyeti yüksek birine ihtiyacın var oğlum. O da kim? Ben. Doğru söylüyorsun. Görüşürüz arkadaşlar. İpek, gel bakayım buraya. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Evet. Evet. Şuraya otur. İzin olursa sana yardım edeceğiz. Yardım mı? Evet İpek'cim, taş fırına garson aranıyor. Taş fırında çalışmaya ne dersin? Evet İpek'cim, artık işsizler ordusuna elveda diyorsun. 10 dakika için hemen gidip konuşup geleceğiz. Buradasın İpek'cim, hiçbir yere gitmiyorsun. Birlikte bekliyoruz. Bugün kahveleri biz sana getireceğiz. Teşekkürler arkadaşlar. Gerçekten ne diyeceğimi hiç bilmiyorum. Ay aşk olsun Haluk ama yani mont böyle kapıya fırlatılıp bırakılmaz. Birazdan gelirler. Yani bir saat orada oluruz dedi baba. Daha bir saati 5 dakika geçti. Gelirler birazdan. İdiller de gelecek zaten. Ana, o İbiş'in ne işi var burada? Ben çağırdım. Ya bu aile için misafirlik. Onların ne işi var? Haluk'cum şimdi kadınla ilk defa tanışacağız. Böyle lüzumsuz sessizlikler olsun istemiyorum. Şimdi İdil konuşkan kadındır. Böyle hemen muhabbet açar. Hem de benim gerginliğimi alır. Yoksa böyle daha nasılsınız? İyisiniz inşallah. Daha nasılsınız? Ya. Havalar da pek güzel bu aralarda gibi şeyler söylemek istemiyorum. Bak, bak. Ne bu? Bu eve ilk defa mı misafir geliyor? Niye geriliyorsun ki? Ayrıca senin gerginliğin geçecek diye ben mi gerileceğim? Bak. Zaten yeteri kadar gerginim. Lütfen rica ediyorum senden. Bir de Tansel Bey'le böyle itişip de beni daha fazla germe. Ben kimseyle itişmiyorum. O İbiş benimle itişip kakışıyor. Çünkü gıcık. Ne of? Tamam Edil'ciğim. Tamam. Söz. Tansel'cim bak Meltem zaten çok gergin. Bir de sen Haluk Bey'le tartışıp ortalığı iyice germe lütfen. Tamam dedim ya bir tanem.
Ayrıca sen bu lafları bana değil, o kaba adama söyleyeceksin. Ya bizim ne işimiz var şimdi orada ya? Kansercim söyledim ya. Kemal Bey yeni bayan arkadaşını getiriyormuş. Biz de ortalıktaki gerginliği alacağız. Yani bir nevi paratoner görevi. Neyse neyse. Bu sefer olayda bizim parmağımız yok. O mağara adamı bize laf edemez. Zaten etmiyor. Tansercim daha önce de etmedi. Sen alınganlık yapıyorsun. Yani bütün alınganlık radarların açık. Adam sana nasılsınız dese, aman bir açığımı arıyor ondan soruyor diyeceksin. Ama yapma İdilciğim. Yani seni duyan da Haluk Bey'i kaba biri değil, böyle haza beyefendi zannedecek. Tamam, kaba saba olabilir ama Haluk Bey'in içindeki iyilikten ve dürüstlükten bir gram şüphem yok Tansercim. Ya hem zaten Meltem rica etti, onun için gidiyoruz. Ne olur mızmızlanma. Ya, tamam İdilciğim, tamam. Gönül de geldi. Gönül, gelsene biraz. Ne oldu Tuna? Bir şey yok canım. Yani havuçta Teo seninle bir şey konuşmak istiyorlar. Hayırdır çocuklar? Gönül abla, size şeyi soracaktık. Şeyi. Taş fırına garsonu arıyor musunuz? Aslında arıyorduk ama yani ben işe başlayınca yani ihtiyaç çok. Hani ben de girince böyle idare ederiz gibi olduk. Olur mu Tuna abi? Olmaz. Yani sen başka, garson başka. Taş fırına mutlaka bir garson gerekiyor. Güzel konuştun karda. Yani doğru söylüyorlar aslında. Lazım yani bir garson. Çok güzel konuştun Gönül ablacığım. Tebrik ediyorum. Hemen ilanı cama asalım. Evet, asalım tabii ki de ya. Biz de elemanı bulmanızda yardımcı oluruz size. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Öyle acele etmeyin. Bir Haluk'a soralım. O evet derse ben de tamam derim yani. Ne olacak? Evet, tabii. Yani Haluk'a da bir sormak lazım. Onun da bir olurunu almak lazım. Zira ben geçen gün bu konuyu açtığımda birdenbire... Haluk. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Güzel. Evet. Ne yapıyorsun oğlum? Pardon. Şey ben esasında taşıyabiliyordum abi de. Bir an böyle şey olunca kusura bakmayın. Ben özür dilerim abi. Niye hepsini bir anda taşımaya çalışıyorsun ki? Ya taşıyabilirim zannettim abi. Ya taşıyabiliyordum da birden yani şey olunca ne oldu tam anlayamadım yani. Tamam abi çalışacağım merak etme ya. Yani komi olmadan şef garson olmaya çalışırsan böyle olur. Oğlum bunları teker teker taşısana. Sirk mi burası? Restoran. Yani böyle taşındığın zaman insanlar ne yapacak? Yani bilet alıp seni seyretmeye mi gelecek? Bu daha havalı oluyor. Yani garson gibi duruyorsun. Oraya böyle bu şeyleri yerleştirince Haluk. Tamam tek tek taşı. Ama o kadar kızacağına o zaman buraya bir tane garson alalım Allah aşkına ya. Gerek yok. Sen varsın, ben varım, idare ederiz. Şimdi masraf çıkarma. Sen yeter ki tek tek taşı. Böyle yeni tabak, çanak almak zorunda kalmayalım. Ben dikkat ederim, merak etme. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim efendim, kusura bakmayın. Hemen şey yapıyoruz. İşte aynen böyle çocuklar. Yalnız Tuna, bir daha tabakları taşırken lütfen dikkat et. Böyle 10 tane tabağı bir arada taşımaya çalışma, lütfen yani. Çocukları yani şimdi konumuz bu mu Allah aşkına? Evet garson... ama bunu konuşacağız daha Tuna, bitmedi bu konu. Ya bu geçen hafta oldu Gönül, ne olursunuz garson hikayesini bir konuşalım çocuklarla ya, lütfen. Ya bir şey soracağım. Siz şimdi taş fırına garson almayacak mısınız? Vallahi bunu Haluk'un kabul edeceğini ben pek sanmıyorum çocuklar. Ya bir daha konuşmak lazım. Zaten senin bu kırdığın tabaklarla rahat rahat bir maaş öderdik yani garsona. Acaba bir daha ne zaman konuşacaksınız Gönül abla? Akşam konuşuruz canım. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bir şey değil. Hadi güle güle çocuklar. Görüşürüz. Tuna, sen de ikiden fazla tabak taşımayacaksın, tamam mı? Ne kadar elin varsa o kadar tabak taşıyacaksın. Tabii canım. Hatta Vernalar'da bu kadar tabak kırılmıyor ki. Yani evet. İki el, iki tabak. Konuştunuz mu? Ne oldu? Konuştuk tabii kızım. Niçin gittik sen diyorsun oraya? Ay ne oldu işte? Gönül ablayla Tuna abi tamam. Evet, olaya çok sıcak bakıyorlar. İnanmıyorum. Gerçekten beni işe alacaklar mı? Yani ufak bir problem daha var. Akşam babamla da konuşup onu halledeceğiz inşallah. Doğru söylüyor, doğru. Halledersiniz ya. Ay süper olacak. Durun bakalım. Acaba Haluk amca kabul edecek mi? Ya o iş bizde ya merak etme.
Yapacağız diyorsak yaparız. Güzel konuştun Kardo. Merak etme, biz seni arayacağız. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ya dur, daha işi bir bitirelim. Ondan sonra artık ne diyorsan dersin. Nasıl teşekkür ediyorsan da dersin yani. Sorun değil. Benim derse yetişmem gerekiyor. Sizden haber bekliyorum. Tamam, biz seni arayacağız. Merak etme. Görüşürüz İpek. Geç, Görüşürüz. Bir şey olmaz. Nasıl sevindi ya. Ay. Vallahi çok iyi oldu ya. Ne oldu ya? Çok şekersiniz. Şeker miyiz? Ececiğim, ben de şeker miyim? Ay, öyleydin ama bu soruyu sorana kadar. Şimdi biraz tadın kaçtı. Evet, kaçtı. Ya arasana bir babanları. Aradım Haluk, geliyorlar. Öldüm açlıktan. Kolumu kemireceğim biraz sonra ya. Sonunda. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar Mert Hanım. Hoş geldiniz ya. Yani çok teşekkür ederim. Beni kırmadınız, geldiniz. Sağ olun. Rica ederim. Ne demek? Ne demek? Bizim ne için demek? De bir zevk Mert Hanımcığım. Buyurun. Hoş geldiniz. Haluk Bey. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Siz? İyi. Fena değil. Bir aksilik çıkarmasın diye çok tembihledim. Ben de. Meltem Hanımcığım, ne kadar güzel bir sofra hazırlamışsınız. İşte öyle karınca kararınca bir şeyler yaptık. İnşallah beğenirsiniz. Ne demek efendim? Gözümüz bayram etti. Eminim midemiz de bayram edecek. Ellerine sağlık canım, sağ ol. Misafirler geldi, artık sofraya geçebilir miyiz? Hayır. Haluk'cığım, daha babamlar gelmedi. Tabii ki dokunamazsın masaya. Ne böyle ya, işkence gibi. Haluk'un açlıkla sınavı. Muğra Şükrü. Nerede bu beygirme yandası Hüseyin? Altılı yatırmaya mı gitti yoksa? Nerede babacığım? Altılı yatıracak para mı var? Hüseyin abim para bulmaya gitti. Birazdan gelir. Ah yavrum ha. Yani şu at yarıştan da verdiğiniz parayla hipodromu satın alırdınız be. Geldi yürüyen mıyık. Evet efendim. Beygirlerin efendisi geldi. Selam, hoş geldiniz efendim. Aleykümselam. Aleykümselam Hüseyin abi. Ne yaptın Hüseyin abi? Para bulabildin mi? Bulamadım Şükrü. Kim bulmuş ki sen bulacaksın aylak bakkal? Parayı bulamadım ama bulmanın yolunu buldum Şükrü. Para bulmanın yolunu mu? Evet. Bu yoldan gidersek bulacağız Şükrü. Yolumuzu bulmak bizim işimiz Hüseyin abi. Yakup, sanırsın ki karayollarında çalışırlar. Yahu siz değil yol bulmak... Doğru yolda düzgün gidemezsiniz be. Adeten de. Sen öyle san tayyar. Hayırdır Hüseyin, ne iş bu? Bir çay verirsen anlatabilirim belki Yakup. Çay demlenmedi daha. O zaman muhabbet de demlenmez Yakup. Çayı koy, muhabbeti duy. Evet, sarmamız var. Sonra da tatlımız var ama tatlı sürpriz olsun. Vallahi... Fevkalade bir menü hazırlamışsınız Meltem Hanımcığım. Yalnız bir şey soracağım. Karnabahar salatasına kimyon koydunuz mu? Yok, koymadım. Aa, bak pek çok insan bilmez ama gazı alır. Aa, öyle, bir daha sefer deneriz o zaman. Deneyin. Gerçekten çok güzel oluyor Meltemciğim. Ve? Haluk o ya öyle ya, bu kadar açsın hala bre. Ne? Karnabahar ne ya? Bir hafta aç kalsam yine de ağzıma sürmem. Haluk Beyciğim, karnabahar, brokoli bunlar doğru kullanıldığında çok enfes olur. Tansel Bey, siz de burayı altın gününe çevirdiniz maşallah. Sadece yemek konusunda birkaç ufak bilgi paylaşıyorum Haluk Bey. Ama tabii siz yemek için yaşayanlardan değil de yaşamak için yiyenlerden olduğunuz için bunlar sizin için bir anlam taşımıyor. Yani burada... Saatlerdir yemekten bahsediyoruz ama bir şey yiyemiyoruz. Yani karnım artık zil çalmıyor. Böyle senfoni orkestrası kurdu. Böyle gıy gıy gıy. Gel gel. Hemen yemeğe oturalım ha. Haluk Beyciğim, siz Kemal Bey'in arkadaşını tanıyor musunuz?
Yok, biz de şimdi tanışacağız. Buyurun. Siz Meltem olmalısınız. Doğru. Pardon, tanışıyor muyduk? Yok, tanışmıyoruz. Ben Derya. Memnun oldum ama hatırlayamadım. Çünkü tanışmadık ama babanız bana fotoğrafınızı göstermişti. Babam? Evet, Kemal. Babanız. Hı hı. Aa, işte o da geldi. Merhaba geçme babacığım, hoş geldin. Hoş bulduk yavrum, nasılsın? Sağ ol, sağ ol. Ya damat, şu arabayı koyacak bir yer bulamadım ya, bu park sorunu. Seni beklerken biz de Meltem'le tanıştık. Ha öyle mi? Evet. O zaman diğerleriyle tanıştırayım seni hayatım, tamam. Gel. Bak, damadım Haluk. Çok memnun oldum. Ben de, Derya. Hoş geldiniz. Yan komşuları İdil Hanım. Merhaba. Ve eşleri Tansel Bey. Merhabalar efendim. Merhabalar. Gel hayatım, şöyle geç. Gel, böyle buyur hayatım, gel. Hadi buyur. Al bakalım çayını Hüseyin. Anlat bakalım nasıl yolunuzu bulacağınızı. Sırf merakımdan veriyorum bu çayları. Çayı boşuna kaptırdın Yakup. Evrendeki kara delikten daha boştur bunların haberleri. Adamı hasret etme seyyar tayyar. Durduğumuz yerden para kazanacağız. Nasıl durduğumuz yerden para kazanacağız? Burada duruyoruz ama hiç para kazanamıyoruz abi. Tam tersi. Bana para kaybettiriyorsunuz. Ya ben şimdi çok merak ettim. Nereden kazanacaksınız bu paraları? Şimdi şu çaylarımızı içelim. Ben size anlatacağım durduk yere para nasıl kazanılır. Niye sustunuz çocuklar? Kız doğdu derler ya. Yani. Sofrada. Ne güzel olmuş değil mi? Evet. Meltem siz gelmeden hiçbir şeye dokundurmadı. Aa, ne diyorsunuz çocuklar? Yapmayın Allah aşkına. Buyurun oturun ya. Ay, ben de kurt gibi açım Kemal. Kızım, oturabilir miyiz? Aa, tabii, tabii. Buyurun, buyurun. Ne demek? Yani. Buyurun, buyurun, buyurun lütfen. Gideyim. Nasıl oturuyoruz yavrum? Nasıl arzu ederseniz babacığım, nasıl rahat ederseniz. Haluk. Sen bana mutfakta biraz yardım eder misin? Ya, bir şeyler yiyelim, ondan sonra gideriz. Yok, sen gel. Ne gidiyoruz mutfağa ya? Yok mutfak. Ya tam misafirler geldi. Yemek yiyeceğim. Mutfak niye tutturdun? Çünkü konuşmamız lazım. O İbiş Tansel'in yaptığını mı? Hayır. Babamın yanındaki kadını. Evet. Kadın benle yaşıt Haluk. Bence sizden küçüktür. Ya muhtemelen babanız onun yaşındayken o daha portakaldaki vitamindi. Canım bu zamanda insanların yaşını öyle kolay kolay tahmin edemiyorsun. Kadına arkadan bakıyorsun liselik, önden bakıyorsun müzelik. Yok yok. Bence kadına böyle önden de arkadan da forma giydir, liseye koy, olur. Canım belki de kadın böyle babanla yaşıt bir estetik mucizesidir. Hayır efendim, öyle olsa ben anlardım. Bu kadın düpedüz genç. Ne yapalım yani? Gidip yaşını mı büyütelim mahkemede? Ay yani böyle dilim varmıyor söylemeye ama yani kızı yaşında. Meltem, kızı 18 yaşında değil. Senin torunun var. Olabilir. Bence yine de o kadın babama uygun değil. Ya ne olacak? Benim annem de babamdan 12 yaş küçüktü. Haluk, aralarında 30 yaş var diyorum. Bence 40. Ne? Yok, sen beni anlamıyorsun. Ya neyse, hadi içeri gidelim. Ayıp oldu millete. Bence siz insanlar değil, yemekler düşünüyorsunuz. Emine. Sen babama bak ya. Kızı yaşında kadını tam koluna getir. Bakmak için içeride olmamız lazım ki bakayım. İçeri gidebilir miyiz? Tansel bütün yemekleri yedi bitirdi. Hadi.
Yakup! Ne bunlar be? Allah Allah! Hüseyin, Şükrü, siz misiniz? Evet, biziz. Bu ne hal? Ya dedik ya, durduğumuz yerden para kazanacağız diye. Heykel olduk biz babacığım. Heykel mi? Şükrü, ben de derdim oğlum, taş kama derdim, sizden inanmazdınız. Bak, aklınızı bulmuşsunuz. Ne yapacaksınız böyle Hüseyin? Duracağız, parayı bulacağız. Performans diyorlar buna Yakup. Performans? Ne demek performans Yakup? Sokak sanatçısı olduk babacığım, anlamıyor musun? Ula mı? Durduğumuz yerden Indira Gandhi. Taş gibi olmuşlar. Ne diyorsun? Neye? Babamın arkadaşının yaşına. Yani genç tabii. Genç tabii mi? Ay neredeyse yarı yaşında. Peki bu duruma bir yorumun var mı? Meltemciğim, baban azgın teke sendromuna yakalanmış olabilir mi? Azgın teke. Erkekler yaşlandıklarını kabul etmek istemediklerinde ya da eskisi gibi böyle iltifat, takdir görmediği zaman genç hanımlara yönelirler tepki olarak. Bunu daha önce duymuştum. Tamam, hadi babamı anladık. Kadına ne demeli? Yani babası yaşında adamla beraber. Kadınlarda da kendi yaşıtlarında yani ilgi ve anlayışı bulamadıkları zaman onlar da yaşlı erkeklere yöneliyorlar. Yani yaşlı erkekler daha tecrübeli, daha anlayışlı oldukları için tercih sebebi oluyor tabii ki. Peki ne yapacağız? Hiçbir şey. Eğer müdahale edersen bitecek olan bir ilişkinin inadına sürmesine sebep olursun. Bekleyeceğiz ki karar versinler. Meltem Hanım, Meltem Hanım. Haluk Bey kaş göz edip duruyor kaç dakikadır ya. Sizi çağırayım diye. Yani biraz daha gelmezseniz pandominci olup çıkacak başımıza. Ay biz de falan aldık ben onu. Ay buldum. Elinize sağlık. Her şey nefis olmuş. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Dayanamadım, çok yedim. Aman olsun canım, yakarsın. Efendim, Derya beden eğitimi öğretmeni. Yani bu formunu ona borçlu. Aa, ne kadar güzel. Fevkalade. Ne kadar zamandır öğretmenlik yapıyorsunuz Derya Hanım? Birkaç yıl sonra emekli olacağım. Spor tabii Kemal Beyciğim, spor. Spor çok önemli. Ama maalesef biz çok spor yapan bir ülke değiliz. Öyle azizim. Kadının emekli olmasına birkaç sene kaldıysa bu kadın kaç yaşında? Ne bileyim ben. SGK uzmanı Ali Tezer miyim? Derya Hanımcığım, nerede oturuyorsunuz siz? Buraya çok yakın. Örnek Mahallesi'nde. Aa, gerçekten çok yakınmış. Evet, evet. Kemal'le de zaten bizim evin önünde tanıştık. Evet, size gelirken Derya'nın üzerine su sıçrattım. Ama sonra nasıl mahcup oldu, yardımcı olmak için nasıl uğraştı anlatamam size. Yani başkası olsa basıp giderdi. Ama o tersine gerçek bir beyefendi gibi yardımcı olmak için uğraştı. Ama yani yediğim altı temizlemeseydim eğer... bana da adam değil, mağara adamı derlerdi yani. Değil mi efendim? Değil mi? Değil mi? Biz kalkalım mı hayatım? Ah, tabii kalkalım hayatım. Memnun oldum. Çok memnun oldum. Her şey için teşekkür ederim. Rica ederiz. Ne demek?
Hoşçakal babacığım. Çok memnun oldum. Babacığım sen geliyorsun zaten. Akşam bizdesin. Tabii yavrum burada kalıyorum zaten. Hadi hayatım buyur. Efendim hoşçakalın. Görüşmek üzere Kemal. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Gel. Zaten. Tamam canım, hadi geliyorum. Şimdi, yani böyle 23-24 yaşında üniversiteden mezun olmuş olsa, böyle fazla fazla 25 diyelim. Hı? 20 senede de emekli olmuş olsa, kaç oluyor? 45 mi oluyor? Direkt yaşını sorsaydın. Olmaz, kadınlara yaş sorulmaz. Ha sorulmaz ama merak edilir. Ya kadın çok genç, babama uygun değil. Ya iki gönül bir olunca zamanda yolculuk olur. Onlar halinden memnun. Olabilir ama o kadın babama uygun değil, çok genç. Niye uygun olmasın ya? Ya hayır, babamın parasının peşinde desem, babamda para yok. Belki organları içindir. Ne? Ya İdil Hanım açıklamış işte. Baban azgın teke olmuş. Hadi babam azgın teke. Kadın açıkla. Sen karışma milletin işine. Bak ciddiye almıyorsun. Ben çok ciddiyim bu konuda. Ya ben sadece karışmıyorum. Onların işi. Hadi kapıyı aç. Bekliyor millet. Böylesin Haluk. Bak alay edersen çok fena yaparım ha. Ya Resulallah ya. Bu ciddi bir konu. Merhaba Meltemciğim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Meltem. Hoş bulduk. Ay, merak ettim, açmayınca. Haluk bak konuşuyorduk. Haluk bak. Ne oldu ya? Yok bir şey. Ne haber Haluk? Eyvallah, sağ ol. Sen de? İyi, işte ne olacak bildiğin gibi. Ne yaptın Havuç? Konuştun mu babanla? O iş bende ya, merak etmeyin. O zaman konuşsana Havuç. Hala bekliyor kız haber. Ya Tuna abiyi bekliyoruz. Tuna abiler gelsin, hep beraber babamın üzerinde baskı oluşturacağız. Gardo, Tuna abi gelmiş. Kızlar, 10 dakika sonra görüşürüz. 10 dakika içinde İpek'e nasıl iş bulunuyor göreceksiniz. Ay çok tatlısın Avuç ya. Yani İpek için bu kadar uğraşman bence çok şeker bir şey. Ne demek canım? Yani sonuçta elimizden geldiğince biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Neyse. Hadi ben kaçtım. Hadi kalkalım. Hadi görelim sizi. Ne oldu Meltem? Niye mutfaktayız? Çünkü Haluk duysun istemiyorum. Onun yanında konuşamıyorum. Alay ediyor, benim sinirlerimi bozuyor. Hangi konuda? Babamın arkadaşı konusunda. Babanın arkadaşı mı? Hı. Ya var ya işte hani. Ha, ne oldu? Tanıştınız mı? Hı hı. Nasıl biri? Genç. Genç mi? Bizim yaşımızda. Şaka yapıyorsun. Vallahi yapmıyorum. Yani görür görmez böyle şaşırdım kaldım. İdil de buradaydı. Azgın teke sendromu olabilir dedi. Azgın teke. Ya erkekler belli bir yaştan sonra yaşlandığını kabul etmezmiş. Bunu kanıtlamak için de böyle kendinden genç kadınlarla beraber olurmuş. Kemal amcaya bak ya. Bizim yaşlarımızda. Sulmayacağım. Görünce şok. Ne yapacağımı şaşırdım. Böyle kaldım. Ne oluyor lan? Teo açıklayacak. Evet Tuna abi, sendeyiz. Vay. Bunların oyununa sen de mi dahilsin Zero? Yok be abiciğim ya, öyle kötü bir şey değil. Yani gayet güzel bir şey. Çocuklar bana anlattılar, ben çok mantıklı buldum yani. Ben onayladım ama tabii senin de onaylaman lazım. Neymiş? Şey babacığım. Heh. Taş fırına acaba eleman mı alsak diyoruz. Evet Haluk amca, Tuna abi söyledi. Dünya kadar tabak kırıyormuş. Ben mi kırıyorum tabağı canım? Kırılıyor, o anlamda dedim. Ben alıştım ayrıca. Çok fazla da kırmıyorum yani. Bir dakika, bir dakika. Konumuz o değil. Yani diyoruz ki babacığım, taş fırına yeni bir garson alalım. Evet Haluk amca. Yeni eleman demek, yeni masraf demek. Ya babacığım,
O kadar masraflı olmayacak ya. Sonuçta işe alacağımız kişi öğrenci olacak. Part time çalışacak. Part time ve öğrenci. Olabilir. Masrafı da az olur onun. Tabii canım. Masrafı çok az olur. Kesinlikle. Güzel. İkiniz yarın taş fırında işe başlıyorsunuz part time olarak. Ne? Olmaz baba. Olmaz tabii. Neymiş? Ya Haluk amca bizim okulumuz var. E tamam işte. Yeni alacağımızın okulu olmayacak. Siz geliyorsunuz, yarın taş fırında işe başlıyorsunuz, o kadar. O da bence süper oldu. Öyle değil mi çocuklar? Ben öğretirim her şeyi, problem yok. Yani bayağı şey, ilerledim ben bu konuda. Yani tabak nasıl tutulur, tabii. Servis nasıl açılır, falan hepsini eti alır. Senin, kemiği benim, öyle yani. Ah, kadın bu. Aa, hemen arkadaş listene mi ekledim Meltem? Ay hayır tabii ki Gönül, bu babamın hesabı. Kemal amcanın. Kemal amcanın sosyal ağlarda hesabı mı var? Evet, ben de duyunca şok oldum. Ha, kadın söylemese haberim de olmayacak. Bak, bak, bak şimdi. Hah, bu da ikisinin fotoğrafı. Aa, çok gençmiş. Ya ben ne dedim Gönül? Evet, dedin de Meltem böyle görünce daha da şok oldum işte. Bence bu iş olmaz, sence? Ne diyeyim Meltem, yani... Sen de şimdi birdenbire karşı çıkarsan ters filan teper yani. Edil de aynı şeyi söyledi. Bekle biraz bakalım. Heh, ne oldu? Ne konuştunuz? Konuştunuz mu? Ne dedi Haluk amca? Evet. Taş fırında çalışacak garsona ihtiyacımız var dedi. Heh. Hatta bir değil, iki garson bile alabiliriz dedi. Ay Emre süpersiniz ya. Ay ben hemen İpek'e haber vereyim. Yok bence verme. Neden? Ya Haluk amca evet dedi diyorsunuz. Evet dedi. Dedi ama. Ne aması ya? Söylesenize hadi. Yani taş fırında çalışacak öyle insanları bulmuş yani. Nasıl bulmuş ya? Nereden bulmuş? Bizim evden. Ya Haluk amcayı öğrenci olarak birilerini aldı ya ısrar edince o da bizi aldı işe. Ne? Ya. İnanmıyorum ya. İpek için konuştuğunuz işe siz mi girdiniz yani şimdi? İnanmıyorum yani. Ben de inanmıyorum. Ne diyeceğiz şimdi biz kıza? Ya biz bir şey yapmadık ya. Niye üfleyip püflüyorsunuz? Babam zorla iş aldı bizi işte. Of Havuç ya, bir işi de halledin yani. Bir işi de halledin ya. İşte biz bunları bırakırsak böyle olurdu zaten. Devam et artık. Kemal abi yok ya. Vay vallahi helal olsun abi. Of of of, kendine güzel manita yapmış ha. Ay yoksun ha. He, bir şey demedim ya. Yalan mı ya, bir şey yok yani. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yalnız kız Kemal abinin yaşına geldiği zaman Kemal abi darga yapmış oluyor abi. Ama bu seni hiç ilgilendirmiyor tabii Tuna, değil mi? Ne? Hayda. Azgın teke başkası, fırça yiyen zero. Babamdan öyle azgın teke falan diye bahsetmezsen sevinirim. Ben demedim. Empati Hanım dedi. Bak, gelen muhtemelen babam. Onun yanında böyle abuk sabuk konuşma, vallahi çok fena yapar. Tamam, konuşmayacağım. Ya, şş, Haluk. Kökü şuna bir şey söyle ya. Meltem ne diyor sana? Bir şey demeyeceğim. Ben de bir şey ağzından dönüyorsun. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk güzel kızım. Nasılsın hayatım? İyiyim. Merhaba Kemal amca. Oo, Tuna ile Gönül de buradaymış ya. Hoş geldiniz. Çak bakayım. Ay be, çakamaz. Çak baba. Ay be. Ben de çaktım. Gel gel, otur, otur, otur. Nasılsınız? İyiyiz biz Kemal amca, sen nasılsın? Aa, vallahi çok iyiyim ya. Bu kadar kendimi zinde hissetmemiştim yani. Oo. Gönül sana bir şey söyleyeyim mi? Kendimi 20 yaş gençleşmiş hissediyorum ha. Öyle mi? Maşallah. Ya keşke biraz erken gelseydiniz. Sizi Derya ile tanıştırırdım. Yakında oturuyormuş canım. Tanışırız nasıl olsa. Görseniz siz de çok seveceksiniz çocuklar. Gördük gördük. Anlamadım. Görmüş kadar olduk. Meltem bahsetti. Oradan şey yaptık biz. Ha, Meltem anlattı. Anlat ne oldu ya? Bir şey olmadı bu. Ne oldu? Hayır, dişi falan mı ağrıyor? Yok. Aa. Hayır, böyle uygunsuz zamanlarda tutar mı dişi ağrısı? Doğru. Hayır.
Hayırdır baba? Hayır kızım. Spor yapacağım. Sen spor yapar mıydın baba? Yapmazdım. Ama işte yapmamakta çok büyük hata yapmışım. Derya sayesinde bu eksikliğimi gideriyorum. Ha, Derya ile beraber mi spor yapacaksınız? O tabii. Beden eğitimi öğretmeni ya. Her zaman fit ve zinde olması lazım. Tabii. Yürüyüş mü? Hayır. Koşacağız yavrum. Babacığım sen yürüsen daha iyi değil mi yani? Bence yürümek senin için daha doğru. Yapma evladım ya. Ben tazı gibiyim evelallah ya. Dün o kadar koştum. Vallahi hiçbir şey olmadı. Hiç merak etmeyin siz beni. Sen yine de kendine dikkat et. Biz merak ederiz seni. Hiçbir şey olmaz merak etmeyin. Hadi çocuklar ben kaçıyorum tamam mı? Kendinize iyi bakın. Çak tamam. Çak baba. Hey gibi. Hey Tekemiz kendini çayırlara salıverdi. Hiç sırası değil. Hiç sırası değil. Baksana haline, koşacağım diyor. Vallahi öyle bir aşka gelmiş ki bıraksam maraton koşar. Abi, daha ne kadar duracağız böyle? Oğlum, yeterince bağışı toplayana kadar kıpırdarsan avucunu yalarsın. Abi, insan kıpırdamadan nasıl durur ya? Ya oğlum, sen heykelsin. Sana insanlar bu yüzden para veriyor. Sen kıpırdamayacaksın ki sana para verecekler. Abi, burnum kaşınıyor. Ay senin burnuna. Hüseyin abi, çok kaşınıyor be. Ya hadi hadi, kaşı kaşı kaşı, çabuk kaşı. Aa, burnunu karıştırıyor anne. Gördün mü oğlum? Gördün mü? Kıpırdadın, karizmayı çizdirdin. Bana bak oğlum. Kolon gibi duracaksın, kolon gibi. Anladın mı? Kıpırdama oğlum, kıpırdama oğlum. Parayı bulacağız şurada ya. Kolon gibi durmak bizim işimiz abi. Teşekkürler, afiyet olsun. Getiriyorum hemen. Ya kardeşim, gerçekten çok bunaldım ya. İpeği işe sokalım derken biz girdik oğlum, iyi mi? Çok yoruldum ben. Ben de çok yoruldum abicim. Ben de memnun değilim. Bir şey yapmamız lazım, yırtmamız lazım bu olaydan. İyi, ne yapacağız abicim? Nasıl yırtacağız? Anca Addison yırtıyor sabahtan akşama kadar burada. Buldum abicim. Ne buldun? Tuna abinin yaptığını yapacağız. Tabak çanak kıracağız. Bravo. Gerçekten bravo Kardo. Helal olsun. Hadi başlayalım. Hadi. Allah Allah, ne oldu ya? Ödüm. Ne oldu Avuç? Ya Tuna abi elimden kaydı. Tüh. Bak görüyor musun? Bir de bana diyorsunuz yani şey değil. Ama bak size yapıyorsunuz arada sırada. Neyse olur olur. Zamanla öğrenirsiniz. Çaktırmadan toparlayın onu aramızda. Toparlıyorum Tuna abi, merak etme. Şimdi Allah! Tüh! Bak. Ne yaptın oğlum sen? Vallahi ne bileyim Tuna abi, kusura bakma ya. Öyle sandalyeyi çekerken elime takılmış. O da benimle takılmak isteyince böyle oldu herhalde. Dikkatli oğlum birazcık. Ya tamam ben de yaptım yani benzeri şeyleri. Ben de kırdım döktüm ama yani biraz dikkatli olmanız lazım. Neyse siz toparlayın gönül görmeden. Aramızda sır, kimse duymayacak. Oğlum hiç kızmadı. Lan oğlum dünyanın en anlayışlı patronuna denk geldik ya. Bizdeki şansa bak abicim. Hiçbir şeye kızmıyor. Şimdi bir de bunları toplayacağız. Şimdi de bunları toplayacağız. Bakalım ya. Emine babam geldi mi? Aa, geldi yukarıda. Aa baba. Efendim kızım. Kıyafetlerin yeni mi? Aa evet. Yeni aldım. Nasıl? Vallahi güzel olmuş yani. Her zamankinden farklı olmuş ama çok yakışmış. Hah, işte bu. Yakışmış değil mi? Yakışmış ama bence kasketi takma. Niye? Olmamış. Aa.
sanki bizim böyle köyde takan adamlar bunu. Olmaz canım, kasket olma, kasket takacağım. Kasket Derya'nın hediyesi. Biz şimdi birlikte zaten sinemaya gideceğiz. Üç boyutlu bir film gelmiş, beraber seyredeceğiz. Sinemada bununla mı oturacaksın? Aa evladım, sinemada hiç kasketle oturur muyum? Ya ne bileyim, Derya Hanım'ın hediyesiymiş. Aa, ben geç kaldım, gidiyorum. Emine, çak! Ay. Haydi be! Şimdi bu kadar enerjik oldu bir de. Elim de acıttı. Kıpırdama Şükrü. Bak insanlar toplanıyor. Birazdan başlıkları toplayacağız. Abi çok zormuş öyle kıpırdamadan durmak. Ya sana kıpırdama diyorum kardeşim. Bak biri daha geldi. Baksana Tayyar abi. İnsanlar bayağı toplanmış. Bu sefer harbiden parayı götürecekler. Yok. Bundan fazla dayanamaz. Kıpırdarlar biraz sonra. Yok Tayyar abi. 15 dakikadır böyle heykel gibi duruyorlar. Ben kıpırdatayım da sen gel. İşler nasıl Şükrü? Kıpırdama sakın. Tezgaha getirmeye çalışıyorsun Şükrü. Merak etme abi. Bir aydır difüzde kalmış tavuk gibiyim. Kralı kıpırdatamaz. Şükrü. Karnın acıkmıştır oğlum senin. Sana tavuklu pilav getirdim. Arkanla acıkınca yersin oğlum. Tavuklu pilav mı? Nerede babacığım? Kıpırdadı. 10 dakika bile duramadı ya. Oğlum. Bana bak. Sen niye konuşuyorsun ya? Niye kıpırdıyorsun oğlum? Yemek getirmiş. Ya seni tezgaha getirdi Şükrü. Tezgaha getirdi, anlamıyor musun? Sana yemek getirdim dedi. Sen de tezgaha geldin. Man kafa. Ulan o kafanı kırmaz mıyım ben senin? Allah cezanı verdi. Yapma abi ulan. Oğlum siz bela mısınız ya? Kırıp dökmediğiniz şey kalmamış gibi bir de müşterilerden şikayet getiriyorsunuz. Öğrenecekler Haluk, öğrenecekler abiciğim ya. Yok ya Tuna abi, bizden adam olmaz. Haluk amca haklı. Ben bunu niye yaptıklarını çok iyi biliyorum. Ya babacığım, çalış dedin, çalışıyoruz işte. Evet, yani Haluk çabalıyorlar, yani zamanla öğrenecekler ya. Yemezler. Onları gönderelim diye böyle yapıyorlar. Evet, aynen öyle. Ya baba, biz senden iş istemedik ki. Nasıl istemediniz? Karşıma geçip baba garson lazım, part time öğrenci diyen kimdi? Bu konuda Haluk haklı yani. Vallahi %100 katılıyorum Haluk'a. Ya tamam haklı da biz kendimiz için değil, İpek için istedik. Hı? İpek mi? Şu kafede çalışan garson kızdan mı bahsediyorsun? Heh, artık o kafede çalışmıyor işte Tuna abi. İşten ayrıldı kız ya. Acayip derecede de işe ihtiyacı var. Biz onun için iş istedik. Haluk amca da kızınca siz çalışacaksınız diye bir şey diyemedik. Onu niye direkt söylemiyorsunuz? Bunca şey kırmanıza gerek var mıydı? Neyse, çağırın gelsin konuşalım. Gerçekten mi baba? Evet. Ama bu kırıp döktüğünüzü harçlıklarınızdan keseceğim ona göre. Ana itiraz mı? Tamam, tamam, tamam çocuklar. Hadi gidin bir an önce İpek'i çağırın siz de. Ben geldim. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk. Deden geldi mi? Yok, demin her gördüğüne çak yaparak çıktı. Aa, nereye gitti? Ya Derya ile diskoya gideceklermiş. Diskoya mı? Ya ben de öyle dedim. Dedeciğim artık diskolar kalmadı, klaplar var dedim. En iyi klap nerede deyip sorup çıktı. Allah'ım ya Rabbim ya, ne işi varmış ki onun klaplarda? Ya boş ver, bırak eğlensin anneciğim. Ha tamam eğlensin de yani bir şey olacak diye korkuyorum Duygu. Bence dedem Türk gibi anneciğim. Babacığım ya. Ha bak saat kaç oldu? Hala yok. Gelir birazdan. Ya babam yaşında bir adamın klaplarda ne işi var? Bilmem. Teke dansı yapıyordur. Haluk vallahi bak çok kötü yaparım ha. Ha yani olmaz ki böyle. Evet. O genç kadın yüzünden ne hallere geldi. Pek de genç sayılmaz. Neredeyse senin yaşında.
Hoş geldin babacığım. Ah. Siz daha yatmadınız mı? Yok, yatmadık. Ben yatıyordum. Cezayı sen verirsin. Bir hafta televizyon yok. Sen sana da gelecek. İyi geceler babacığım. İyi geceler canım. Babacığım, azıcık konuşalım mı? Ah yavrum, biliyorum ya. Beni merak ettiniz değil mi? Kusura bakma hayatım ya. Vallahi vakit o kadar çabuk geçmiş ki hiç anlamadım. Yok babacığım, yani mesele seni merak etmemiz değil. İstersen sabah konuşalım ha. Ben şimdi hem yorgunum hem de biraz üzgünüm. Niye, ne oldu? Bir şey mi oldu? Derya ile bir daha görüşmemeye karar verdik. Aa, niye? Yani ne oldu ki? Ya evladım, yani ben bu tempoya eğer iki gün daha ayak uydurursam vallahi tahtalı köye giderim yani. Ne ya? Sabahleyin spor, akşam dans. Yani yok, canım çıktı ya. Neredeyse kalp krizi geçirecektim yani. Allah korusun ya, neler söylüyorsun sen? Ama kızım bak, benim sayemde yeni bir dans türü çıktı. Dans türü mü? Evet. Nabız dansı. İki figür yapıyorum, hemen nabzıma bakıyorum. İki figür yapıyorum, nabzıma bakıyorum. Bir baktım, herkes benim gibi yapıyor. Onlar da iki figür yapıyor, nabızlarına bakıyorlar. Vallahi böylece yeni bir tür çıktı. Ama bana göre değil yavrum. Vallahi ben of, çok fena oldum. Yani boşu boşuna dememişler. Davul bile dengi dengi. Hadi yorgunsun sen, yat. Canım benim. At. Güzelim benim. Sanki ilk baktığın gözlerdi gözlerin. Duyduğum en güzel şarkı sesin. Sabah uyanmak artık başka, çok başka. Çünkü sabahlar artık senle, hep senle. Nerede, nerede, nerede. Her şey senle, ilk aşk belki senle, 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 karışmak güzel senle. Her şey senle, hayaller güzel senle, 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 hep senle. Her şey senle, ilk aşk belki senle. Senle, senle, karışmak güzel senle. Her şey senle, hayaller güzel senle. Senle, senle, karışmak güzel.